Kızın da durduk yere günahını aldık. Çok mu yükleniyorum ben bu Meral'e? Ana desen ölmüş gitmiş. Baba desen herkese baba, bir çocuklarına değil. Lan acımıyor da değilim ha. Ama Nesrin de aynı ananın babanın çocuğu. İstiyorum ki onun gibi olsun. Ama bak yengen güçlüdür. Bu kadar yükün altında dik durabilmek için güçlü olmak lazım Memati. Ne lan bu surat? Yok bir şey abi. Yüzünün gülmesi için illa adam vurman mı lazım? Bu işler benim canımı sıkıyor abi. Estağfurullah abi. İç iç. İç de ağzından iki çift laf alalım. Neymiş bakalım canını sıkan? Abi, bizim işimiz aslında ne kumar oynatmak ne sarhoş eylemek. Kumarhane işine girdiğimizden beri delikanlılık yapacağımıza siyaset yapıyoruz. Koçum, delikanlılıktan para kazanamazsın. Ama siyasetten kazanırsın. Ne yapacağız abi bir gün kazanıp bir gün kaybettiğimiz parayı? Borsacı mıyız biz? De hadi kalk. Bir kadeh rakıyı kaldıramıyorsun. Herkesi ortadan kaldırmaya kalkıyorsun. Nereye Memati? Biraz yalnız kalmak istiyorum. Sen de gidip birilerini vurma. Nerede? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evdekiler nasıl? Meral daha iyi. Nesrin başında. Aman aman iyi olsunlar. Ya tamam kızım bak böyle ya. Ben de ne halt ettiğimi biliyorum. Anlamadan dinlemeden kıza yükleniyorum. Ama biraz ablasına çeksin istiyorum. Abi, Nesrin ve Meral aynı değil. Sen ve ben aynı değiliz. Kimse iki kişi birden olamaz. Hoş geldin Can Polat'ım. Hoş bulduk. Gel. Merhaba. Afiyet olsun. Rakımızı paylaşır mısın Can Polat? Paylaşacak siz olduktan sonra. Derya. Bu laftan sonra rakıdan başkası içilmez. Yeter demlendiğimiz. Gel sana hissedarın olduğun kumarhaneyi göstereyim. Memati seni eve bıraksın. Ben biraz geç gelirim. Peki abi. İyi akşamlar. İyi geceler. Can Polat. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Polat. Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. Kader bize pusuyu küçük yaşta kurdu. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Polat. İlk yol ayrımımız en ağırıydı.
en acısıydı. Canımızı çok yaktılar. Ama sinmedik. Bitmedik. Bıkmadık. Bugünlere geldik. Yedi yaşındaydım. Babam elimden tutup cuma namazına götürdü. Şadırvanda abdest almayı öğretiyordu. O gün Allah'la bizim yol ayrımımızdı. Anamız kan peşinde koşmayalım diye aldı bizi getirdi İstanbul'a. Derya, ben, anam. Bir başımıza. Anam pilav nohut yaptı, ben yollarda sattım Can Polat. Hem Derya'yı okutmaya, hem hasta anamı yaşatmaya. Sonra vurduk bir gavur zabıtayı. Bir yol ayrımı da oradan sana. Düştük içeri. Size kaç defa söyledim buraya gelmeyeceğim diye. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi lütfen abi yapma abi. Dinlemezsin. Abi. Abi. Sen ne yapıyorsun? Gel bakayım buraya. Gel. Şimdi yaşımızı doldurduğumuzda ıslah evinden çıkıp mapushaneye geçtik. Anam hasta haliyle çamaşır yıkayarak hem Derya'yı okutup hem bize para yetiştirmeye çalışırken al sana bir yol ayrımı daha. Bir teklif geldi. Dediler ki babalar koğuşunda bir duran emmi var. Al bu şişi. Abdesthanede bitir işini. Ondan sonra ne dilersen dile bizden. Önce yok dedik. Sonra çaresizlikten ha biri ha beşi tamam dedik. İşte Duran Emmi ile bizi birleştiren yol ayrımı da budur. İşte o günden beri senin emmin, benim de emmim. Ben bugün hayattaysam, Derya da böyle bir kumarhanenin mimarlığını yapacak kadar sağlam yetişmişse, bu emminin sayesindedir. O yol ayrımının sayesindedir. Allah yolunuzu ayırmasın. Gel bir nefes alalım. Hem de bir baskın maskın bir şey olursa, sana çıkacağımız yolu göstereyim. Senin hikayeni daha duymadık.
Kim bilir sen neler çektin? Ben her yol ayrımında birini kaybettim. Sanırım ilk defa kazandım. Bundan sonra dert çekme. Bu tespihi çek Can Polat.